Gel 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 yanıma gel. Gel yanıma gel. Gel 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 yanıma. Aman eller duymasın, sakın eller görmesin. Aman yanlar uyanmadan. Gel yanıma gel. Gel 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 yanıma gel. Gel yanıma gel. Gel 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 yanıma gel. Handikap Show'a tekrardan hoş geldiniz. Sunucumuz Süleyman Kaygısız. İyi akşamlar değerli Başkent TV izleyicileri. Bir haftadan sonra tekrar birlikteyiz. Bu hafta çok değerli konuklarımız var, her zamanki olduğu gibi. Sizlere cumartesi akşamları 1,5 saati keyifli dakikada geçireceğimize inanıyoruz. Fazla lafı uzatmak istemiyorum. Telefon numaralarımızı hatırlatalım ve programımıza başlayalım. 354-52-17, 354-32-97. Faksımız ise 354-90-28. E-mail adresimiz info@handikapshow.com. info@handikapshow.com. Duygu düşüncelerinizi hep birlikte paylaşmaya çalışacağız. Hemen konuklarımızı tanıyalım değerli izleyicilerimiz. Değerlilerimiz, ilk konuğumuz Ali Bey, Ali Şafak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, merhabalar. Ve şair arkadaşımız Filiz Koç, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum öncelikle size ve burada emeği geçen herkese sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tabii ki Başkent Televizyonu izleyicilerimize de kucak dolusu sevgilerle iyi akşamlar diliyorum. Umarım güzel dakikaları ve saatleri hep birlikte paylaşacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Ve bir sporcu arkadaşımız, aynı anda da bir gazi arkadaşımız. Sizi de tanıyalım lütfen. Adım Fehmi. Çankaya Belediyesi'nde basketbol oynuyorum. Aynı zamanda gaziyim. 99'da depremde göçük altında kaldım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Değerlilerimiz 354-52-17, 354-32-97. Canlı yayın telefonlarımız biz konuklarımıza, bana, programımıza dair duygu ve düşünceleri paylaşmaya hazırız. Ve Ali Bey'i kısa bir tanıyalım. Ondan sonra Ali Bey'den bir türkü dinleyelim. Ali Bey, Ali Şafak kim? Kısaca Ali bir... Şafak. Sivas Divriği'nin Mursal köyündenim ben. Buyurun. İşte sanatla uğraşıyorsunuz. Sanatla uğraşıyoruz. Bildiğimiz ölçüde, gücümüzün yettiğince, dilimizin döndüğünce. Çok güzel. Türkülerimize devam. Harika. O zaman ne yapalım? Bir sanatınızı icra edelim. Tamam. Bir duyalım sesinizi. Nasıl isterseniz. Başkent ekranındaki değerli izleyicilerimize paylaşalım. Tabii. Buyurun. Nasıl görürseniz. Var. Nasıl veririz? Çilelimi doğdun sen de ben gibi, ben gibi.
Kalmadı ki ne gönül var dünyaya. Ömrüm geldi geçti tatlı bir dem gibi, dem gibi, dem gibi. Ömrüm geldi geçti sanki bir dem gibi, dem gibi, dem gibi. Hüseyin derdimin dermanı yoktur. Hacıyı dindiren kara topraktır. Ecelin elinden kurtuluş yoktur. Azrail'in pençesinde can gibi, can gibi, can gibi. Azrail'in pençesinde can gibi, can gibi, can gibi. Ben derdimi söyleyemem, dilim yaralı, yaralı. Bülbülüm amma ötemem, gülüm yaralı. Gülüm yaralı, yaralı. Gülüm yaralı, yaralı. Gülüm yaralı, yaralı. Gülüm amma ötemem, gülüm yaralı, yaralı. Gülüm yaralı, yaralı. Gülüm yaralı, yaralı. Kitabını açamam, aldaradan seçemem. Anladım yok ki uçamam, oğlum yaralı, yaralı. Oğlum yaralı, yaralı. Oğlum yaralı, yaralı. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Gönlünüze ve yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. Evet Filiz Hanım. Şimdi sıra geldi bana. Sıra değil de aslında ben aynı anda meslektaşımızsınız. Onu da belirteyim. Bununla ilgili konuşacağız sizinle. Şair yönünüzü konuşacağız. Yayıncılıkla ilgili Anadolu'yu konuşacağız. Bir nevi sizinle aslında paylaşmak istediğimiz bu. Hem Anadolu'dan edindiğiniz izlenimler, olumlu, olumsuz. Anadolu'nun ezgisini birebir sizden konuşmaya çalışacağız. Aslında lafı fazla uzatmak da istemiyorum ama bunu da belirtelim. Bir sizin bu TV, televizyon programınızla ilgili bir kısa hocam. Sonra sizden güzel bir şiir alalım. İnşallah. 12 yıldır birçok ulusal radyo ve televizyon programlarıyla çalıştım. Şimdiki son durağım Avrasya Televizyonu. 3 yıldır da Avrasya ailesiyle birlikteyim. Zaman zaman türkü programlarım, şiir programlarım oluyor. 2,5 yıldır da bir Anadolu programım var. 54 yer dolaştım. Unutulmaya yüz tutmuş kültürümüz, tarih, örf, adet, yemek her şeyi ekranlarımıza taşıyorum. Evet. Ve gerçekten çok sevilen bir program haline geldi. Orada tabii böyle dolaşmıyorum. Altta şal var, yazma, üzerinde kıyafet. Evet. Bir de 9 yıl tiyatro oyunculuğu yaptım. Onun bana kattığı hem iyi hem kötü olan yanları var.
İyi olan yanı şiveleri çabuk kapıyorum. Kötü olan bir daha unutamıyorum. Geçen haftaki programınızı ben izledim. Çok güzel. Kayseri yöresindeydi. Kayseri Ferahi'ydi. O evet. Karlı ortamda insanlarla görüşmeniz, konuşmanız. O kıyafette giydiğiniz zaman, karşılaştığınız zaman çok böyle şey bakmıyorlar yani. Çok doğal olarak hemen sahipleniyorlar. Bir de şu olay çok önemli. Yani aynı dilden, aynı frekansta konuştuğumuz için acaba? Çok yakışıklı olabilir, ekrana yakışabilir. Pozitif bir elektrik vermek de çok önemli. Mutlaka. İzleyiciye sanıyorum pozitif bir elektrik veriyorum. Onlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Şiir yönüm de çok farklı. 9 yıldır yaklaşık profesyonel anlamda şiir okumaya çalışıyorum. Ve bir zamanlar Mehmetçik programı vardı. Kanal ismi vermiyorum ama ilk 6 ay canlı yayınlarda şiir okudum. İşte dediğim gibi şiirsel yönümle de birçok radyo ve televizyon programlarına konuk oldum. Bugün sizlerle birlikte olmaktan teşekkür da büyük ederim. Mutluluk duyuyorum. Soracağınız başka bir şey yoksa başka ben şiire geçeyim ben. Aslında bu yayıncılık ön plana çıkartmamın sebebi ise Anadolu'da ben o izlediğim programda Anadolu'nun o dediğim gibi örfünü, adetini birebir görmeyenlere, bilmeyenlere yansıtmanız birileri beni çok mutlu etti. Tabii ki diğer izleyicilerimiz de mutlu etmiş. Çok olmuştur mutlaka. Güzel şeyler ve onların evet. O diliyle konuşmak, 70 yaşında bir adamın önüne geçiyorsun, merhaba diyorsun, nasılsın diyorsun. O da hemen 2 dakika sonra, çünkü yazma, şal bile onlarla özdeşmiş. Anadolu'yla özdeşmiş biri değil mi? Doğaçlama oluyor çünkü ne kadar işte şunu söyleyelim, soralım diye yazsanız da orada olmuyor. O mümkün değil. Bir de ben de o anda mikrofonu unutuyorum zaten, kaptırıyorum evet. Kendimi. O zaman bir şiir alalım. Alalım, olmaz o zaman bir asker şehitlik şiir okuyalım. Benim için askerler, şehitler çok özel. Hem onları almış olalım, hem şehit ailelerine de göndermiş çok olalım. Çok olur ama bak kendime ait bir şiir okuyorum. Çok harika, tebrik ederim. Güzel, önemli. Bu konuşmak istiyorum. Arkadaşımız da bir nevi hem sporcu ama artan da bir de gazi arkadaşımız. Yine de dimdik ayakta duruyor, ne evet, kadar güzel. Durmak zorunda. Hayata küslemiş. Bu ülke bizim, bu ülkeye karşı görevlerimiz var. Herkes görevlerini yerine getirmesi gerekiyor tabii, diye düşünüyorum. Tabii. Nerede gazi oldunuz? Ben Gölcük'te depremde göçük altında kaldım. 99'da. Çok geçmiş olsun. O zaman Filiz Hanım, şiirinizi alalım. Sevgili abicim de bana şimdi tam eşlik edecek. Özledim. Canımdan can bildiğim oğlum, yavrum, seni özledim. Seni sütümle ben besledim, ben büyütüp ben asker eyledim. Güzel anacığım, kuşlar öter ötmez, çiçekler açar açmaz yanındayım demiştin. Oysa o, sen bana cansız bedenini gönderdin. Bir kurşunla şehit mi edildin? Son sözünde anacım mı dedin? Bilseydim o kurşuna göğüs germez miydim? Sana kalkan o elleri ezmez miydim? Dişlerimle etlerini lime lime etmez miydim? Ey yiğit oğul, can oğul, seni bu yaşına babasız ne çilelerle getirdim. Hayır oğul, sen ölmedin, ölemezsin. O kirpiklerinle gözlerini kapamış uyumaktasın. Ben yavrum, ben kuzum. Sakın ha korkmayasın, yanındayım, yanı başındayım. Geceleri düşlerime giriyorsun, ana, ana diye beni çağırıyorsun. Sonra birdenbire kayboluyorsun. Eziyet etme ne olur bana. Bak bir gecede aklar düştü saçlarıma. Sen bir kere öldün ama ben bir kere can verdim yaklığına. Gel oğul, gel anacığına. Ya sen gel bana,
Ya ben geleyim yanına, gireyim o toprağa, ana kuzu birlikte uyuyalım o. Ana kuzu, koyun koyuna, sakın korkma yavrum, korkma kuzum, yanında anacığım, korkma bebeğim, korkma. Geri düştü kanlı fırka düzüme, düzüme. Geri düştü kanlı fırka düzüme. Kan etti canım ana zalim aydına. Hayali görünür de dostlar gözüme, gözüme. Söylerken an etti kardeş, 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 kardeş. Dilim ayrılır. Söylerken an etti kardeş, 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 kardeş. Dilim ayrılır. Ah ölüm ayrılır. Sen ellere kalasın ayrılır. Vurulmuş yatıyor yol kenarında, alkanlar tutuyor gül yanağında, sevdası duruyor kara bağrında. Daha genç yaşında tomurcuk yavrum, tomurcuk yavrum. Sevdası duruyor karabağında, daha genç yaşında tomurcuk yavrum, ah yiğit yavrum. Yavrum, yavrum, kınalı kekliğim yavrum. Gözlerim aralı yavrum, o yavrum, ah vakti haram. Oy yavrum, yavrum, nalı keklim yavrum, o yavrum, gözlerim aralı yavrum, yavrum, ah vakti haram.
demirden tüfeği elinde kalmış, salımın kurşunu teninde kalmış, yarinin mektubu cebinde kalmış, doymamış ömrüne Murat almamış, Murat almamış. Yarının mektubu tende kalmış, doymamış ömrüne Murat almamış, Muratsız yavrum. Yavrum, yavrum, kınalı kekliğim yavrum. Gözlerim aradım yavrum, yavrum, ah baktım aradım. Yavrum, yavrum, kınalı kekliğim yavrum, yavrum, gözlerim aradım yavrum, yavrum, ah baktım canım. Size de çok teşekkür ediyorum. Vallahi ben koptum. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı işte bu budur. Evet. Evet. Size yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Öyle güzel bir şiirin peşine. Vallahi bu ülke hepimizin ve şehitlerimiz sayesinde biz burada sımsıcak bu salonda bu programı yapabiliyorsak onların sayesinde. Şu an ayrıca sesimizin ulaştığı ve ulaşmadığı Türkiye'nin dört bir yanında vateni görevini yapmakta olan tüm Mehmetçik programı nereden çıktı? Mehmetçiklerimizi de sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgi ve saygılarımı onlara alıyoruz ama şehit askerlerimiz de nur içinde. Onları da almış oluruz. Çok teşekkür ederim. Onların sayesinde bizler burada şu anda rahatsız. Siz de bu şiir size mi ait? Bana ait. Çok teşekkür ederim. O kadar özüyle yazıp ifade etmişsiniz sözleriyle birlikte. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Yerini bulduysa ne mutlu bize, sağ olun. Evet, yerini, dedim bir tencere, kafamda tam oturmuştur yerine. Alan almıştır bunu artık. Ali Bey de tamamladı sonunu, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. 354-52-17 değerli izleyicilerimiz, 354-32-97. Faks ise 354-90-28. E-mail adresimiz info@handikapshow.com. Femi Bey, sizi bu yaptığınız sporla ilgili tanım, malum... Siz de engellisiniz benim gibi. Evet. Çankaya Belediyesi'nde. Çankaya Belediyesi'nde. Basketbolcusunuz ve artı kaptanısınız. Kaptan. Evet. Takım kaptanıyım. Basketbol şu anda kaçıncısınız? Şu anda üçüncü ligdeyiz. Üçüncü ligdesiniz. Evet. Kaçıncı sıradasınız üçüncüde? Şu anda lideriz. Lideriz. Namalip lideriz. Çok güzel. Bugün maçınız vardı ayrıca. Bugün de bir maçımız vardı. Konya maçı vardı. Bayağı bir çekişmeli geçti. Skor kaç kaç? 84-25. 80. Bayağı bir fark oldu. Yani ilk başlarda biraz bir çekişmeliydi ama sonradan oyunu kopardık. Basketbol üzerine biraz konuşalım sizinle. Bizim basketbolumuz, tabii koşan basketbol ağıma göre biraz daha zor. Hı hı. İşte biz ilk başladığımızda acaba yapabilir miyiz? Ama bu miyiz? Koşan basketbol dediğiniz basketbola göre şey pota alçak mutlaka değil mi? Yok değil. Normal, aynı. Nizami. Nizami. Yani bütün normal kuralları basketbol. Bütün kuralları aynı. Aynı. Hemen hemen yani sadece bir stepsimiz farklı. Biz de adımda değil de tekere fazla süremiyoruz. Üç adımdan şey. Potalarımız aynı, süre aynı. İşte zorluğu onlar koşarken sadece topu şey yapıyor. Biz hem sandalyeyi hem topu hem rakibi şey yapıyoruz. Bayağı bir efor sarf ediyoruz evet, maçlarda. Ben de bir kere idmana gitmiştim. Evet, bir hafta boyunca gittim. Arabalar var ya Filiz Hanım, Ali Bey patır patır birbirine çarpıp idman yapıyorlar. Aklınız eliniz durur. Yok böyle bir şey. Bir hafta gittim, bir hafta da yatıktan kalkamadım sonra. Anladınız toptan yani. Toptan ziyade arabalar futbol yapıyorsunuz. Valla bildiğin gibi değil. Yani şimdi dışarıdan bakılışta biraz kolay, abes gibi görünüyor ama içine girdiğin zaman çok zevkli. Ben futbol da oynadım. Hı hı. Basketbolu sevmiyordum işin açığı. Ben de futbol oynarken de yine basketbol oynuyordum. O sırada kaza geçirmemiştim, iyi bilirim. Yani sen de bilirsin işte evet. Basketbol çok cazip gelmiyordu. Biraz daha işte zengin kesimi oyunu gibi geliyordu ama şimdi çok yok, ben basketbol yani eğitimli şey, insanlar yani. Onun aldığın zevk has bambaşka. Ya, ve 3 sayılık atarsan şöyle çok harika. Tabii. Bir telefonumuz var. Alalım. İzleyicimiz ekran pardon telefonla bekletmeyelim. Alo. Neredesin?
Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Tanıyabilir miyiz efendim? İsminizi nereden arıyorsunuz? Ankara Mamak, Şahap Güler Mahallesi. İsminizi öğrenebilir miyiz? Yusuf Höcük. Buyurun Yusuf Bey. Ben programınızı sürekli izliyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerçekten çok güzel bir program yapıyorsunuz. Sürekli izliyorum sizlerin programını. Çok sağ olun. Benim de sizler gibi özürlü olan bir kaynım var. İki ayağı özürlü. Oradaki sanatçı arkadaşlardan kaynıma bir şarkı hediye ediyorum. Artık tamam. Programınızdaki olan türkülerden herhangi biri olabilir. Teşekkür ederim Yusuf Bey, sağ olun. Çorum Sungurlu Evren Köyü'nün bütün halkına o türküye hediye ediyorum. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Aileme, çocuklarıma, sizlere. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Evet, size kalmıştık Fehmi Bey. Basketbol ile konuşuyorduk. Finansman olarak Çankaya Belediyesi sağlıyor. Evet, şu anda Çankaya Belediyesi. Gömleğiniz ve kravatınızda belli olduğu gibi. Kaç tane sporcu arkadaş var? Şu anda 8 tane arkadaşımız var. Bu sene 3. lige düştüğümüzde biraz revizyona gittik. Yeni oyuncular aldınız. Tabii, yeni oyuncularımız da var. İşte giden arkadaşlarımız oldu. 1. lige. Bizim eski oynadığımız Karagücü'ne giden arkadaşlarımız oldu. Benim ilk başlangıcım Karagücü'nde, askeri takımda. Bazı ortopedik basketbol maçlarında işte dediğim gibi kavgalar da çıkıyor. Tabii yani koşan basketbolda veya futbolda olduğu gibi. Ben çünkü çıktığı zaman Filiz Hanım şu var, belirteyim. Şimdi arkadaşlar top oynuyor, tamam mı? Birinin sandalyelerini deviriyorlar birbirinin. Öyle değil mi? Evet, tabii. Bu da hırsın verdiği bir şey sonuçta. Tabii ya, o spor yapıyorsun. Konsantre yani, oluyorsun o maça. Ondan maçtan sonra hepimiz dostuz, arkadaşız. Ama yani bazı şeylerde işte uzatmıyoruz. O oluyor. İstemesek de oluyor yani. Biraz da bu basketbolla ilgili onları da konuşacağız. O zaman çok teşekkür ederim. Şimdilikle Filiz Hanım, ben sizden bir şiir de almak istiyorum. Peki. Bunu da orkestradaki arkadaşlarımıza hediye edelim. Şimdi bu Anadolu programını yapmadan önce köy, eski köy yaşantısı, o şallar, kılık, kıyafet var mı bilmiyordum. Anneme soruyordum. Hani köyde nasıl yaşıyordunuz, ne yapıyordunuz? İşte at sürerdik, bilmem ne koşardık derlerdi. Ben onları tek tek sordum. Hı hı. Onu da kağıda kaleme döktüm. Çok köyümü güzel. Özledim diyelim o zaman. Hafiften hadi. Bir de fon alırsam yine çok tabii, memnun olurum. Tabii. Keşime çünkü bağlayayım. İster misiniz? Nasıl isterseniz. Tabii. Özledim. Köyümü özledim. Koyunlu, kuzulu, ahılı özledim. Bir de küçük bir sıpam var. Bütün derdimi ona anlattırdım da sır çıkmazdı. Anam arada sırada eline geçirdiği değnekle kovalardı. Ardımdan kaçma şek sıpas deyip bağırırdı. Kaçabildiğimce kaçardım. Anamın eli pek ağırdı. Babam tarlada çüt sürerdi. Canı sıkıldı mı da göğün kahvesine giderdi. İşim işi pek gözü görmezdi. Erkeklerin kahvede, kadınların çalışmakla zamanları geçerdi. Dağda bayırda koyun güderdik. Akşam olur eve giderdik. Bulgur pilavı yer, mis gibi ayran içerdik. Yer yatağını görünce yorgunluktan uyur giderdik. Güneş doğmadan kalkardık. Harmana iner sap saçardık, düven sürer, at koşardık. Her gün aynı iş akşama kadar yapardık. Bazen 3-5 kız toplanırdık, halı dokur. Göğün delikanlılarından konuşurduk be. Herkes şehre gitmek isterdi. Yavaş yavaş göçler gerçekleşti. Göğde kaldı 8-10 kişi, parası olan da olmayan da şehre yerleşti. Kimsesiz sessiz kaldı köyü. Yıkıldı, viran oldu her bir köy. Ne soğuk su yaktı, ne koyun, ne kuzu meredi. Hani taşı toprağı altındı büyük şehrin. Kimi zenginlikten boldu, kimi kuru ekmenden oldu. Yok, yok memleketim gibisi. Özledim kurdun kuşun sesini. Bir an olmuş yıkılmış evleri. Mehmet amcayı, Emine teyzeyi,
birlikte halı dokuduğum Haçça'yla Medine'yi. Buram buram tüten memleketimi göğüm özledim. Vallahi da billahi da çok özledim. E ne yapayım, özledim. Teşekkür ediyorum. Sanıyorum kısa bir reklam arası mı? Yok mu? Tek. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Reklamlardan sonra sizlere bir ayrı şey soracağım. Derecilerimiz kısa bir ara tekrar buradayız. Hoş geldiniz. Öncelikle kolay gelsin. Teşekkür ederim. Biz sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Görüyor, kameralar görüyor. Yok yok, görüyorlar, sen şöyle yanında dur. Şurada dur, görüyorlar. Ha. Seni bir tanıyalım, mikrofonu tutuyor. Öncelikle bütün arkadaşlarıma kolay gelsin diyerek başlıyorum. Teşekkür ederiz. Kim, ismin, soy isim, yaptığın iş bir...